Ani bir kararla yola çıkmaya karar verdik. Ani bir karar. En sevdiğimiz. Topladın herhalde ayaklarını. Her şey tamam. Ben de içeriği topladım. Serik'ten ayrılıyoruz. Side'ye doğru. Böyle güzel bir yerde burası. Yaklaşık bir ay kaldık. Yaklaşık değil, bir ay kaldık değil mi burada? Bir ay kaldık. Toparlandık. Gidiyoruz. Bay bay yap. Çocuklara bay bay. Dün akşam buraya geldik. Side Antik Kenti'nin otoparkı. Şöyle güzel bir köşeye çektik karavanımızı. Şimdi Antik Kenti gezeceğiz. Bu da o zaman güvenlik tedbiri. Bayağı büyük burası. Akşam kimse yoktu ama şimdi kalabalıklaştı. Hava da güzel. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Girişimden bir yanlış yaptım. Gidiyor insanlar elbet. Buradan da vardır giriş bak. Burası kazısı devam eden taraf. Side surlarının dışında Antik Side kentinin ana giriş kapısının ön kısmında yer alan anıtsal çeşme bir Roma dönemi eseri olarak milattan sonra 2. yüzyılda tarihlendirilmiştir. Dokuz çeşme olarak da bilinen tarihi çeşme bölgenin en önemli doğal yapı taşlarından olan Manavgat çayının tarihi zamanlarındaki insanların olağanüstü gayret ve çabalarının eseri Manavgat su kemerlerinin taşıdığı sularla hayat bulmuştur. Burası şehir kapısıymış. Trenler böyle trenle gezebiliyor galiba. Ne oldu, sıcak mı oldu? Sıcak. Azra'nın kulakları çok. Sıcak oldum. Kazı çalışmaları burada devam ediyor. Zevkli bir şey mi acaba, sıkıcı bir şey mi sence? Bence sıkıcı bir şey çünkü çok uğraşıyorlar bir taşı çıkartabilmek. Ama güzel bir şeydir bence yine de. Bayağı böyle devam ediyor. Thank you.
Keşke bunların içine girebilseydik. Tapınakmış. Şuraya geldik. Geç. Anlayamadım da. Bir şey dönmüyor. Okutamadım ya. Ne yapacağız peki? Ya burası çok iyi. Ya. Esiyor burası. Bayağı su içiyor. Side antik kentinin merkezinde Roma mimarisi geleneğinde inşa edilmiştir. Tiyatronun oturma sıralarının basamakların ortasındaki yola kadar olan kısmı bir yamaca yaslanmıştır. Oturma sıralarının üst kısmı ise tonozlar üzerinde eğilimli olarak şekillendirilmiş düzleme oturtulmuştur. Side Antik Tiyatrosu bu özelliğiyle Anadolu'nun tek yapı örneğidir. Tiyatronun sahne binası 3 katlıdır. İnecek misin aşağı? Aşağı insek bir şey yok aşağıda ki. Aşağıdan yukarı çekebilir. Ama çok çok dar bir yer. Şu ilerideki değil mi? Evet. Antik tiyatrosu Kolezyum'la mimari açıdan benzerlik taşımaktadır. 17 bin kişilik tiyatronun geç Roma döneminde gladyatör ve hayvan dövüşleri için kullanıldığı bilinmektedir. Tiyatronun dışı burası da.
Haritada bile çok güzel görünüyor. Güzelmiş burası. Çok hoşuma gitti. Farklı bir şey boyuta geçiyormuşuz gibi hissettim. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen devlet agorası kentin yönetim merkeziymiş. Dörtgen planlı agoranın merkezi salonu imparator heykelleriyle süslüymüş zamanında. Giriş olmasa bize girmeyin derlerdi herhalde o zaman. Bilmem, ben bu taraftan gitmek istedim. Burayı görmen lazım. Harika görünüyor. Şöyle karavanı koyabileceğimiz bir yer baktık da. Şey, motokaravan olsa böyle gidip bırakırdım. Ama motokaravan değil. Burası çok güzelmiş.
kimler kimler yürüdü bu yollarda? Ben sen o. Buradan herhalde geçiş yok. Niye? Bilmem. Aa, burası bizim geldiğimiz yer. Yalan söylüyorsun. Bildin mi? Yukarı doğru çıkartıyorum bizi. Aha, karavana geldik. Aşağı in. O zaman geri dönüyoruz. Ben Total'a geldiğimde kim dedi ya? Total'ın orada değeri dedi. Ben dedim ulan da aynı. Ulan Total, ulan da zaman taşımış ya. Adam be. Gayet gerçekten. Çok şanslı. Keşke bizim olsa. Her yerde bir şey ya. Burası çok güzelmiş. Ben çok beğendim ya Ozan. Kesinlikle gelinmesi bir yer. Gelinmesi gereken bir yer. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dur seni çekeyim. Nerede? Gidelim. Baya böyle farklı hissettiriyor. Değil mi burası? Evet. Böyle olduğunu tahmin etmemiştim. Çok güzelmiş. Hatta bir tanesi daha öte bir kadar olsun. İnşaat dediği yani kazılar filan. Yok, onlar restorasyonlar da ayrı da yani inşaat da var. Bir sürü bir daha gidiyor.
burası büyük hamammış. Büyük de gerçek. Nasıl gidelim? Side Selimiye Camii. Tarafa bakalım. Side antik kentindeki 4 hamamdan biri olan Liman Hamamı milattan sonra 2. yüzyılla tarihleniyor. Yaklaşık 10 odası bulunan hamamda soyunma odası, soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri bulunmaktaymış. Liman hamamı yazıyor galiba. Liman hamamı. Ama burası böyle bir günde gezilecek bir yer değil bence. Böyle her sokağını gezmek istiyorum. Evet. 3 gün falan ayrılmak lazım. Keşke benim olsa dediğim bir ev daha. Ev mi bu acaba, otel mi? Manavgat Kültürevi Üçbaşı. Kapıları kapalı şu an ama. Mükemmel.
birinci derecede sit alanı içinde bulunan çarşıda çoğu binanın önünde bu cam tabanlardan vardı. Cam tabanların altında da tarihi kalıntılar sergileniyordu. Çok güzel düşünülmüş bu. Şimdi geldik, yemeğimizi yedik, dinlendik. Tekrar görmediğimiz yerleri gezmek için tekrar dışarı çıktık. Beni mi ezmeye çalışıyorsun ya? Havada kapandı gibi ama bulutlu. Ama yine de hala güzel, hafif esiyor. Otel burası herhalde. Evet. Yeni bitmiş galiba. Markanın bir şeyler miydi? Bunlar mı geliyor anlamadım. Ne kadar da güzel. Her yerde bir kalıntı. Mükemmel.
Evler çok güzel ya. Sanki şey, burayı hepsini yıktılar burayı. Kazıları yaptılar. Ev sahiplerini de evlerini şey yaptılar. Sonradan yapın dediler. Sanki. Çünkü evler çok güzel. Altları böyle. Baksana avlu var. Korkuyorum ya. Korkuyorum. Kendine benzettin beni. Şöyle her yerde böyle kazılar. Çok güzel. Sakın. Şşt. Evler böyle. Bak şu şey, bu kırılacak gibi. Evet, hoplayayım mı? Ya ne yapıyorsun? Bildiğin tarihi serisine ev yapmışlar. İşte bilmeden yapmışlar herhalde. Sanki yağmur bulutları gelecek ama yağmur görünmüyor. Görünmüyor. Hava durumunda da tabii her an her şey olabilir. Bırakıp gittimler seni. Yok, doğru yerdeler. Sevebiliyor muyum seni? Ay çok büyük. Seni sevebilir miyiz? İzin veriyor musun? Hı? Yoruldu galiba. Çok mu yoruldun sen? Hı? Çok güzelsin sen. Bay bay. Bak tam karavan koymalık. Bir şey yokmuş burada. Böyle bir yer. Girişimi falan tutmuş. Zabıta durdurmazsa girebiliriz. Bak karavan orada. Buraya da bir bakalım.
Güzelmiş burası. Ama bak orada hala iki tane var. Burası da böyle bir yer. Evet, orada şurada bir şeyler var. Ne yaptık? Side Antik Kenti'ni gezdik. Side'yi gezdik genel olarak. Bayağı o sahil gezdik. Tarafını, kazıların yapıldığı yerleri falan. Bir tek müze kaldı. Sadece müze kaldı. Yani sabah da erkenden müzeyi gezip yola devam. Şelaleye doğru, Manavgat Şelalesi'ne doğru hareketlen. Göbeğin vardı yok. Sanki. Tamam ya. Peki. Tamam. Şimdi markete gidip su alalım. Hadi bakalım.